Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BlizzCon 2018'de World of Warcraft'la ilgili neler aktarıldı, neler olacak, hep birlikte ona bakacağız ve ardından değerlendirmelerimizi de yapacağız. Şimdi World of Warcraft'la ilgili olarak ilk önce bize verilmiş olan bilgilerden biri World of Warcraft Classic'ti. Biliyorsunuz artık World of Warcraft Classic sadece 2006 yılında patch 1.12 yanlış hatırlamıyorsam onu içerecek şekilde bizlerle birlikte olacak. En önemli iki özellik ne zaman geleceği açıklandı. Beni şaşırtan bir tarih, yakın bir tarih bu yaz 2019 yazında World of Warcraft Classic bizlerle birlikte olacak. Virtual Ticket alanlar demosunu denediler. Ben denemedim şahsen. Demosunu denemememin nedeni de oyuna level 1'den başlamak ve o havayı daha önceden solumak istemedim. Biliyorsunuz Westfall'da veya Barrens'ta level 15 bir karakterle o haritaların dışına çıkmadan deneyebiliyordunuz. Öyle bir durum söz konusuydu. Yayıncıları izledim, deneyenleri, tecrübe edenleri. Sadık kalmışlar, evet. Moblar ölmüyor. Hep ölüm tehlikesi atlatıyorsunuz. Skiller enteresan. 4-5 tane mob öldürüyorsunuz. Tek tek hepsini lootluyorsunuz falan. İlginç. Ve aynı zamanda arkadaşlar ödeme sistemi de açıklandı. BlizzCon 2018'de. World of Warcraft subscription'ı olan herkes bedava klasiği oynayabilecek. Biz bunu zaten daha önceden böyle olabileceğini de düşünmüştük. Q&A panelinde de şöyle bir soru geldi World of Warcraft Classic ile ilgili. Q&A panelini konuştuğumuzda onu yeniden söyleriz ama orada almış olduğunuz itemler ya da orada almış olduğunuz herhangi bir şey ana hesabınızı etkilemeyecek. Yani orası ayrı, normal oynadığınız hesap ayrı olacak. Dolayısıyla güzel bir tecrübe bizi bekliyor. Biz de oynayacağız bu yaz World of Warcraft Classic'i. Bir Human Warrior karakter açmayı planlıyorum orada da. World of Warcraft Classic ile ilgili en büyük iki haber buydu. Yeni bir pet geliyor arkadaşlar. Bu Charity pet'i Whomper. Kendisi eğer Whomper'ı belli bir süre içerisinde alırsanız oyunda code.org adlı bir hani kodlamaya yardımcı bir site var. Direkt buraya bağış olarak gidecek. Onlar da çocukların okullarda, derslerde kodlama yapmalarına imkan sağlayan bir dernek diyelim. Yani çok çok böyle yani eğitim gibi bir kutsal bir amaca hizmet ediyor. Ama daha önce biliyorsunuz hani yardıma muhtaç çocuklar için toplandığı, işte Kızılaç örgütü için toplandığı vesaire. Bu biraz daha böyle bir elit bir dernek. Ona da eğer bu peti alırsanız görebilirsiniz. Şimdi ben o petin bir videosu var. Hani petin nasıl bir şey olduğunu görmeniz açısından onu size göstermek istiyorum. Oynatmak istiyorum. Burayı şöyle hazırlayayım. Çok sevindim ya. Benim green screen çöktü bu arada. Çok güzel arkadaşlar ya. Yani ben bayağı sevdim yani. Almayı düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani sizler almayı düşünür müsünüz ama böyle oyunda hani minik bir yeti olmuş olacak. Diğer
Diğer özelliklere bakalım. Yeni sinematik geldi. Lost Honor. Saurfang ve Anduin'in hikayesini anlatan. O sinematikle ilgili zaten Azeroth sohbetleri yapmıştık, biliyorsunuz. Onu sinematiği şu an burada göstermeyeceğim. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar sinematikle ilgili. Oyunun 8.1 ve 8.2 ile devam eden bir hikayesi olacak. Bu sinematikten anladığım kadarıyla sinematiğin içerisinde ya da oyunun hikayesi içerisinde ana hikaye farklı, Saurfang'i ilgilendiren ve Horde'u ilgilendiren hikaye farklı yönde ilerleyecek. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi 8.1 Tides of Vengeance, 8.2 Rise of Ashara patchleri geliyor. Yani oyunun ana hikayesi biraz daha Nagalar ve Nagaların Old God etkilerine doğru giderken, Saurfang'in Sylvanas'ın yapmış olduklarından ötürü ona karşı olacak bir hamlesi de olacak. Bu da yan hikaye olarak ilerliyor olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer Lost Honor sinematiği ile ilgili, hani sinematiği izlemek isterseniz ya da sinematikle ilgili yorumlarımızı istemek isterseniz, Azeroth sohbetlerinin bir önceki bölümünde onu uzun uzadıya konuşmuştuk zaten. Onu yeniden izleyebilirsiniz. Şimdi patch 8.1 ile ilgili bazı bilgiler var arkadaşlar. Tides of Vengeance ve patch 8.1.5, yani küçük bir ara patch gelecek. Bu .5'li patchleri yapmaya Blizzard, biliyorsunuz, Legion'da başlamıştı. Ufak böyle araya şeyler katıyor. Yani bir ana patch olmayacak kadar küçük ama oyunda hani küçük bir özellik ya da hotfix gibi olmayacak bazı özellikler de var, yani eklenebilen. Bunları söylediler. Şimdi en önemli özellik arkadaşlar, patch 8.1'de Kul'Tiran insanları ve Zandalar trolleri Elite Race olarak geliyor. Bunlar gelirken aynı zamanda hangi klaslarda ve hangi racial'lar olacağı da belirlendi. Onlar da söylendi. Onları da size şuradan göstermek istiyorum. Burada Kul'Tiran insanları arkadaşlar Druid, Hunter, Monk, Priest, Rogue, Şaman ve Warrior olabiliyor. Zandalari trolleri de bunların hepsini saymaya gerek yok. Death Knight ve Demon Hunter olamıyorlar. Zandalari trolleri Paladin bile olabiliyor. Neden Paladin bile diyorum? Çünkü ilk defa bir troll ırkı Paladin olabiliyor. Bizim biliyorsunuz zaten hani Darkspear trolleri de Paladin haricinde bütün şeyleri olabiliyorlar. Onlar Death Knight de olabiliyorlar ama Zandalari trolleri bunu olmuyor. Kul'Tiran Human'ları da arkadaşlar Alliance'ın elde ettiği üçüncü insan ırkı. Biliyorsunuz ilki zaten Human'lar, Stormwind. İkincisi Gilneyan halkıydı. Üçüncüsü de Kul'Tiran halkı. Bunların bir ırk olarak geliyor olması güzel. Hani sevindirici. Aynı zamanda bizim alışa geldiğimiz figürde de olmamaları bu Elite Race'lerin, o da güzel. Yani Zandalari trolleri dik troller, biliyorsunuz, yani kambur değil. Kul'Tiran insanları hafif göbekli. Bu da oyunun görseli anlamında, yani gameplay anlamında zaten çok fazla bir şey değişmiyor ama oyunun görseli anlamında bence hani mesela skin'i elflerle oynamak istemeyen ve female karakter açmak isteyenler mesela Kul'Tiran insanlarının female'lerine bakabilirler mesela, yani daha etli butlu karakterle oynayabilirler. Eğer diğer türlü sıkıcı geliyorsa. Ve racial'lar da açıklandı arkadaşlar. Kul'Tiran insanların 5 tane racial'ı var. Brush of Versatility'de bir artış var. Ve alınan hasarın belli bir kısmını rejenere edebiliyor. Yani bu biraz mesela neye çok iyi faydası olur bunun? Mesela Kul'Tiran druidlerinin tank speyine mesela inanılmaz faydalı bir Brush of diye bir şey. Alınacak hasarın belli bir kısmını regenerate ediyor. Yani almıyorsunuz ve versatility'yi de arttırıyor. Versatility neydi? Hem heal'ınızı, aldığınız heal'ı hem de debuff'ınızı arttırıyordu. Güzel bir özellik. Child of the Sea, denizin çocukları,
nefeslerini daha uzun tutabiliyorlar ve daha hızlı yüzebiliyorlar. Güzel bir özellik. Tabii andetler gülüyordur şu an. Hani nefes tutmamı ha 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 falan diye Forsaken'lar. Çünkü onlar hani suyun altında nefes alabiliyorlar. Yani suyun altında nefessiz durabiliyorlar diyelim. Nefes alabiliyorlar demeyelim de. Öyle bir durumları söz konusu. Haymaker, Hall of Enpancha'nın enemies, Tahnigen Knocking Them Back. Bu da bir şeye benzettim bunu. Taurenlerin stompuna. Bir düşmana vurabiliyorsunuz. Şöyle tiplerini de gösterelim. Kul'Tiran ve Zandalarilerin. Yumruk atabiliyorsunuz, onları stunlayabiliyorsunuz ve geri knockback de yapabiliyorsunuz. Yani PvP'de de önemli bu. Hem stun hem knockback hem de güzel bir skill. Jack of all trades bütün trade skilllerinizde, skilllerde bir artış sağlıyor. Rime of the Ancient Mariner'da reduces frost and nature damage taken. Eğer bir frost veya nature hasarı alacaksanız onu alırken biraz daha az alıyorsunuz. Ama ne kadar az, hani çok çok önemli mi bilemiyorum, ama hani şunlara baktığınız zaman geneline, hani versatility'nin artması, damage taken regeneration'ı, işte damage taken'daki frost ve nature'ın reduce olması, yani Alliance tarafında tank oynamak isteyenlerin Kul'Tiran humanlarını seçmeleri avantajlı olacaktır. Kimler? Druid, Monk ve Warrior. Bunlar da biraz daha hani bu skiller onu sağlıyor. Zandalari trollerine bakalım. Embrace the Loa, pray to a Loa and gain their favor. Bir Loa'ya dua edip onun özelliğini üzerine alabiliyorsun. Bu özellikler açıklandı mı emin değilim. Hani nasıl, ne tür özellikler alınabiliyor üzerine bilmiyorum. Ama güzel buff'lar olacağı kesin. City of Gold, loot additional coin from monsters. Şimdi Zandalari trolleri zengin bir şey oldukları için hani bu biraz şeye benzemiş. Elder Scrolls'ta şu kara kuru insanlar neydi? Bretonlar mıydı? Onlar da mesela herkesten fazla altın buluyor. Aynı özellik. Canavarları öldürdükten sonra lootladığınızda daha fazla altın geliyor. Hani buradan Zandalari troll druidleri mesela farm boss şeylerinde açabilirler bunu. Regenerating, concentrate to heal quickly over a short time. Kısa bir süre içerisinde heal almayı da konsantre olabiliyor. Yani daha fazla heal alabiliyorlar. Daha hızlı heal alabiliyorlar kısa bir zaman içerisinde. Ve Pterodactyl Swoop, can we slap a Pterodactyl to glide you to the ground? Size bir, yani her zaman yanınızda olan bir glider'ınız var. Güzel bir özellik mi? Bence güzel bir özellik. Özellikle outdoor'da uçamadığınız zamanlarda yeni expansion başlarında hani inanılmaz güzel bence yani. Hani bununla gidilebilir. Evet arkadaşlar, bunlar açıklandı. Bence iki güzel Ally Trace'e kavuşuyoruz. Buna ne zaman kavuşacağız bu arada? 8.1 ile birlikte gelecek olan raid'i bitirdikten sonra raid bitince işte galip geliyor olacak Alliance tarafı ve Horde tarafı. Bu ırklar bize yardım etmişti diye Alliance'a ve Horde'a katılıyor olacaklar. Kısa bir quest zinciri olacak. O quest zinciri sonrasında bu raid'leri açabiliyor olacağız. Patch 8.1'in çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. 11 Aralık 2018 günü geliyor. Ve yeni raid arkadaşlar 2019'un başına kadar da gelmiyor olacak. Şimdi bu yeni değil, biliyoruz biz bunu. Çünkü yeni gelen patchlerden sonra, yani 8.7.1 için düşünelim mesela, 7.2, 7.3'te hatırlarsanız ilk geldikten sonra işte Mythic Plus dengelemeleri, bir quest zincirini tamamlama, mesela şeyde çok iyi hatırlıyorum, Nighthold bayağı geç gelmişti. Çünkü Suramar'daki belli bir quest zincirini tamamlayarak biz gitmiştik. Buna burada gene devam edecekler. 11 Aralık günü 8.1 gelmesine rağmen raid 2019'un başına kadar gelmiyor olacak. Bu ne demek arkadaşlar? Hani
Hani D1'de, 8.1'de, 11 Aralık olduğu zaman Kultıran insanları ve Xandar trollerini hemen açamıyordu olacağız aynı zamanda. Öyle de bir durum söz konusu. Ve arkadaşlar yeni bir Terror of Dark Shore adında bir sinematikte yayınlandı. Bu yeni bir Warfront. Biliyorsunuz şu anki Warfront Arathi Highlands'te geçiyor. Bu Warfront da Dark Shore'da geçecek. Her iki tarafta kendi yerini Dark Shore'da sağlamlaştırmaya çalışıyor. Hikaye bunun üzerine dönecek. Fakat tabii bu sinematikten bildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla Malfurion Stormreach iyileşmiş. biliyorsunuz kendisi Sylvanas Windrunner'la bir düello esnasında Saurfang ona arkadan vurmuştu ve daha sonra öldürme emrini Sylvanas verdikten sonra öldürememişti. Arkadan vurduğu için onursuz bir davranış olur öldürmem. Ben bunu öldürmeyeyim dedi ve daha sonra Horde'un başına bela oldu. Bazı arkadaşlar şey olarak düşünüyor tabi, hani burada öldürmediği için Horde tarafında, Malfurion tarafından akıtılan her kan onun yüzünden oluyor diye. Haklı olabilirler belki. Orada bir geri dönüş var. Şimdi ben onunla ilgili sinematiği size izlettirmek istiyorum. Yalnız benim şu kameranın filtresini bu sefer birazcık bu tarafa doğru açacağım. Çünkü daha demin baya kötü bir görüntü olmuştu. All of it? The entire shipment, down to the last sack of grain. This one's the only survivor. One, Sandy. Do not take me yet. What happened? We were bringing supplies to the war front. Just like all the other times. Here come the pigs! We got to get these supplies to our soldiers by dawn! What is it? Malfurion. Tell her. We are coming. To believe this tale, no single night elf could do all that. I know one who could. Birini biliyorum diye, evet. Için burayı tutacağız. Ve 8-1'de arkadaşlar Tides of Vengeance'da yeni bir Warfront gelecek. Bu arada Warfront'a da bazı düzenlemeler yapacağını söylediler. Onunla ilgili de bazı beklentileri var. Yani 8.2
ve sonrasında belki bazı iyileştirmeler gelebilir ama hani Warfront'ların eskisi kadar kolay olmayacağı ile ilgili de bazı durumlar söz konusu olacak. Bir şeyler geliştiriyorlar, yapıyorlar. Biz devam edelim. Şimdi 8.1.5 de gelecek tabi. Onunla geldikten sonra da işte 3-4 tane özellik var. Bir Dark Moon Fair'da yeni bir update geliyor. Bir tane şey geliyor, böyle bir kaydırak geliyor. Kaydırak denmez de ona ne denir? Tren. Onu kesin bir XP'ye falan bağlarlar. Herkes bir denesin diye. Alt karakteri olanlar falan ona bir biner. Yani mutlaka onu kullandırtırırlar. Ya bir achievement koyarlar içine. Bu Brawler's Guild geliyor. Biliyorsunuz yaklaşık 4 expansion'dır. Yani Mist of Pandaria'dan biri. Brawler's Guild hayatımızda. İnsanlar seviyorlar, oynuyorlar. Aynı zamanda Micro Holiday'ler geliyor. Bir günlük, iki günlük oyun içerisinde çeşitli etkinlikler yapabildiğiniz, oyunun gameplay'inde herhangi bir etkisi olmayan ama keyifli vakit geçirdiğiniz, işte balona binmedir, şudur budur, onun gibi şeyler. Warzone Couch ve Arete Basin'e visual upgrade'ler gelecekmiş arkadaşlar 8.1.5'da. Yani gerekli miydi bilmiyorum ama oralar hani oyunun vanilla döneminden beri değişmeden kalan yerler olduğu için upgrade gelmesi güzel olabilir. Ve hani kimseyi heyecanlandırmayan, kimseyi hype'landırmayan belki de tek özellik Warlords of Draenor'un Time Walking'i. Çünkü ben şey zamanlarını hatırlıyorum. Time Walking'ler ilk çıktığında şey deniyordu. Ah, bu Warlords of Draenor zindanlarının Time Walking'i de gelecek değil mi? Gelecek de falan diye. Arkadaşlar geldi. Sadece bir önceki expansion Time Walking'e girmiyor. Daha çok taze, yeni olduğu için. Ama iki expansion önceki, mesela Battle for Azeroth'tan sonra çıkacak olan expansion'ın 9.1'inde de Legion'lar Time Walking'e girecek. Warlords of Draenor Time Walking'e girmiş olacak arkadaşlar. Şimdi peki 8.1 ve 8.1.5 ile ilgili zaten bizim bazı bilgilerimiz vardı. Onun üzerine çok fazla bir şey ekleyememiş oldular. Sadece bu işte çıkış tarihi 11 Aralık en önemlileri. Kul'tiran insanları ve Zandalari trollerinin klas ve racial'larının da açıklanması. 8.2'ye bakalım. 8.2 arkadaşlar bize BlizzCon 2017'de Queen Ashara bir raid boss'u olacak dedikleri zamandan itibaren bildiğimiz bir şeyin yeniden açıklanışı oldu. Rise of Ashara, yeni patch 8.2. Yalnız çok çok ilginç bazı özellikleri var bu patch'in. Bir, Goblin ve Worgen modellerine update geliyor. Ve arkadaşlar çok güzel update'ler geliyor. Şimdi ben onu size bir göstereyim. Şuradan tabii bulabilirsem. Ama sanırım burada değildi ya. Ben onu bir yere hazırlamıştım. Biraz sizi bekleteceğim onunla ilgili. Evet, burada. Şimdi bu arkadaşlar erkek Worgen'lar güzel olmuş. Yani bence ben sevdim, beğendim bunları. Yani aslına sadık kalıp 100 üzerindeki bu poligonlar ve texture'ları daha da fazlalaştırmışlar. Bu arada bunların üzerine yeni şeyler gelecek mi bilmiyorum. Görünüm değiş mesela, yani şunun kaşının üzerinde böyle şeyler falan var. Tüyler var. Hani o kadar büyük bir detayda gelecek mi bilmiyorum. Ama kızları biraz daha böyle şeye dönmüş. Yani nasıl diyeyim? Biraz şeyi kaybetmiş, daha sevimlileşmiş. Bir panda vari bir havaya sokmuş. Hani daha sert aslında aklımızda kalmış ama hani bunun modellemesinde de Worgen şeyleri de, hatunları da böyle. Aynı zamanda goblinler de vardı. O goblinleri de böyle bir bulmaya çalışayım ben. Evet. Goblinler bence biraz daha sadık kalınmış. Daha önceki şeyine. Zaten çok çok da kötü değildi goblinler, açıkça söylemek gerekirse.
Erkekleri böyle. Kızları da bu şekilde. Goblinlerin. Horda iltimas geçmediğim düşünülmesin. Burada birazcık böyle duralım. Çünkü yani Worgen'la Goblin aynı anda geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Cataclysm Egg paketinde geldi. Cataclysm Egg paketinde de zaten hani geçmiş ırklara göre daha iyi gelmişlerdi Worgen'lar ve Goblin'ler. Fakat bu yeni karakter modellemeleri geldiğinde bu ırklar zaten yeni ırklar diye bunun üzerine bir daha uğraşmadı Blizzard ve önceliği işte Human'lar ve orada da çok iş vardı zaten. Onlara verdi. Daha sonra Pandarenler hakikaten daha bir üst kademe daha iyi olmaya başladılar. Dolayısıyla bu ırklar biraz sönük kalmaya başlamıştı ama hani ben mesela Goblin Female ile maillerinin arasında çok çok büyük bir fark göremedim. Şeyde var, Worgen'da var ama Goblinler evet daha güzel olmuş görüntüleri. Ve 8.2'de bunlar da bizle birlikte olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi başka neler var? Şöyle bakalım. Evet, Rise of Ashara yepyeni bir content olacak ve release date'i belli değil. Şimdi biliyorsunuz Legion'da 77 gün arayla patch'ler çıktı. 77 gün ara ne oluyor yani? 2,5 aydan biraz fazla oluyor değil mi? 75 gün 2,5 ay olsa biraz fazla oluyor. 8 ile 8.1 arasında 11 Aralık'ta çıkacağı için Ağustos'un kaçında çıkmıştı? 14'ünde mi çıkmıştı BFA? Oradan aralığa kadar 4 aya yakın bir süre geçmiş oldu. Hatta BlizzCon'un sanırım ya Q&A panelinde ya da bir şeyde röportajında Ian bu konuyla ilgili biraz sıkıntı duyduğunu yani özür diledi. Hani Legion kadar yan yana getiremedik bunu diye. Şimdi 11 Aralık'ta şey çıkıyorsa 8.1 77 gün bile olsa bu Şubat ya da Mart ayına denk gelir. Çıkaramadıkları için özür dilediklerine göre 4 ay gibi bir süre de geçmeyecektir. Yani aralığın üzerine 4 ay koyarsanız hani Mart'ın 11'i gibi bir durum söz konusu oluyor. Hani biraz daha onu çekmeye çalışacaklardır ama ben 8.2'nin Mart ayı başı ya da Mart ayının ortalarında gelebileceğini öngörüyorum. Ama 8.1 11 Aralık'ta çıkacak biliyorsunuz. Ama kesinlikle şey yapmak da istemiyorum 8.1'de. Çünkü çok güzel bir raid olacak. Hani biliyorsunuz iki ayrı faction'a iki ayrı raid gibi olacak. Ve Blizzard'ın ilk defa denediği bir şey bu. Bence güzel olacak. O yüzden de çok aceleye getirmesinler 8.2'yi. Biz bekleriz. Yeni Two New Landmasses to Explore dediler. İki yeni alan var. Büyük alan. Biri Nazjatar, diğeri de Mekagon. Mekagon arkadaşlar yeni katılıyor aramıza. Daha önce Lord'a yeri var mı? Emin değilim. Çünkü Lord'a yeri olacak ama daha önceden bildiğimiz bir yer değil. Nazjatar'ı biliyoruz zaten. Queen Azshara'nın okyanuslar altındaki şehri. Bu Mekagon aynı zamanda arkadaşlar yeni bir mega dungeon olacak. Bu Mekagon hikayesi de şöyle. Biliyorsunuz ırklar yani şey titanlar ırkları yaratırlarken kendi yaratılmış olan ırklarını yaptılar işte. Mekanonları yaptılar. Efendime söyleyeyim Iron Raikullar yapıldı. Vesaire. Bu Earthen'lar yapıldı. Bunlara daha sonra Yogg-Saron'un Curse of Flesh'i değdikten sonra bizim gibi etten kemikten adamlara bürünmüş oldular. Şimdi mekanomlar arkadaşlar bu şeyden uzakta kalmış. Yani bu dönüşümden uzakta kalmışlar. Ve bunları bizim bulmamız da Kultiras'taki bir kasanın içerisinde, bir Kultiras Vault'un içerisindeki bir haritayı bulmakla, aa burada böyle bir şey varmış demekle başlıyor. Ve oraya gittiğimiz zaman da oranın kralı hani Curse of Flesh'in tam tersi bir durumda.
etten kemikten olan insanları robotlaştırmayla ilgili bir şeyler yapıyor. Yani baz anladığım lore bu. Mechagon geldiği zaman detaylı bir Mechagon Azeroth sohbetleri yaparız. Ama şöyle bir güzel bir yanı var arkadaşlar bu dungeon'ın. Mega Dungeon. Bugüne kadar biz hangi Mega Dungeon'ları gördük? Yani eskileri kastetmiyorum. Hani bitmeyen Dire Maul'ları falan bir kenara bırakırsak Vanilla zamanındaki. Karazhan. Legion'daki Karazhan bir Mega Dungeon'dı. İçerisinde yaklaşık demeyeyim kaç tam sayısı 9 mu 10 mu ne boss vardı hatırlarsanız. İlk açıldığında zaten Upper Karazhan, Lower Karazhan da değildi. Bir giriyordunuz raid gibi 2-3 saatte bitiyordu o zamanki item level'la. Bu da öyle olacak. Mechagon da öyle olacak. Ama loot'u güzel olacak dediler. Yani 8.2'de hani bu dungeon'a girmenizi size istetecek kadar güzel ödüller olacak dendi içinde. Ve yeni raid Azshara's Eternal Throne geliyor arkadaşlar. Burada da Queen Azshara ile hesaplaşacağız. Ölüp öldürmeyeceğimizi bilmiyorum tabi. Hikayede ne olacak orası meçhul. Ve yeni bir şey geliyor arkadaşlar. Gnome ve Tavrenlere Heritage Armor. Şimdi Heritage Armor biliyorsunuz Elite Race'leri açıp oynatmaya teşvik etmek amacıyla yapılmış bir şeydi. İşte High Mountain Tavrenler, Nightfallen'lar, işte Void Elf'ler gibi. Lightforged Draenei'ler gibi ırkları insanlar 20. seviyeden kassınlar, oynasınlar ki onlara bir güzellik olsun diye hem bir achievement'a hem de bir transmog'a bağlamışlardı. Ama daha sonra o kadar beğenildi ki bu, yani gerçekten koleksiyoner olanlar çok beğendi. Dediler ki ya bizim diğer ırkların da böyle bir şey olsa keşke. Ve onlar da getirme sözü vermişlerdi o zamanlar. İlk aldığımız şey Blood Elf ve Dwarf'lara geleceğiydi. Ve şimdi onlara iki yeni ırk daha ekleniyor. 8.2'de Gnome ve Tauren'lere geliyor arkadaşlar. Heritage Armor. Yani bu ne demek? Bir tane de Gnome karakter kasmam lazım bunu almak istiyorsam. Gnome karakterime klas önerilerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz onların da Heritage Armor'ları görücüye çıktı. Tauren'lerinki çok güzel. Tamamen bir kızılderili ve totem temalı. Gnome'larınki de tam bir Tinker model. Biraz şeye benzettim ben Gnome'larınkine. Kataklizm zamanlarında Dragon Soul mu yoksa Firelands mi? Onların böyle kafalarında gözlük olan bir şeyleri vardı. Ona benzettim. Çok güzel Heritage Armor'lar geliyor olacak. Yani koleksiyoner değilseniz ya da kozmetikten hoşlanmıyorsanız sevmeyebilirsiniz ama hani bunu sevenler de var emin olun. ve World of Warcraft What's Next panelinde anlatılan bütün her şeyi zaten hani burada özet olarak geçtim ben ama bu linkten de görebilirsiniz bu arada MMO Champion'ın linkinden. Ve ben bunun ardından arkadaşlar sizlere World of Warcraft'ın Q&A panelinde sorulan sorular ve o soruların cevaplarını biraz konuşmak istiyorum. Çünkü inanılmaz güzel sorular sordular. Yani bence o adamlar oraya seçilerek getirilmiş olabilir. Yani kısmetsen tabii ki de. Diğer elemanların soruları gerçekten çok güzel ve çok merak ettirici sorulardı. Ben ilk defa bir Q&A'de bu kadar güzel soruların bir arada geldiğini gördüm. Hakikaten öyle yani. Hani gerçekten bu oyunla ilgili merak edebilecek her şeyi sordular. Şimdi onunla ilgili Q&A panelinin hani ben soru cevap olarak gitmeyeceğim ama hani ne tarz sorular soruldu ve o sorulara burada şöyle bir cevaplar verilmiş. Çok çok uzun uzadıya da anlatmayacağım ama hani bazı şeyleri konuşabiliriz. Mesela Player Agency durumu. Oyunculara seçim verilmesi biliyorsunuz iki yerde verdiler bunu, bir Lordaeron'da gaz maskesi takma veya başkalarını gaz maskesiyle ayağa kaldırma, ikincisi de genelde Horde oyuncularına verdiler bunu ama hikaye o yönde işliyor Blizzard ne yapsın. İkincisi de bu bir spoiler gibi bir durum söz konusu ama artık biliyorsunuzdur, 8.1 Sarfeng quest zincirinde Sarfeng'in mi yanında olduğunuz, Warchief'in mi yanında olduğunuz. Bununla ilgili şöyle bir soru geldi, hani bu ileride bu seçimler daha sonradan bize bir şey olarak dönecek mi? Yani çok fazla böyle şeylerle karşılaşmaya başladık. Hani biraz da o sorunun arkasında şey vardı, yani ne olur olsun öyle bir şey diye. Onu da şöyle açıkladılar.
Eğer oyunda gerçekten roleplay olarak o kararı oyuncunun vermesi önemliyse yapacağız. Ama sonunda böyle bütün her şeyi de her quest'te de oyuncu kararına bıraktıracak seçimler olmayacak. Çok çok önemli yerlerde olacak dediler. Bence güzel bir şey oldu bu. Chris Metzen şeyi sordu. Warchief'in yeni gelecekteki hordu ne zaman dönecek falan diye. Hani Tral'ı sordu. Onlar da bir şey yaptılar. Dediler ki eğer ileride Horde'un yeni Warchief'i kim olacak diye bir iş ilanı açılırsa o zaman o da kesinlikle başvurur. Şimdi belki ileride gelecek demek bu, belki de şaka yaptı. Ama hani biz işte Lore Keeper ekibi biliyorsunuz bunu da geçen sene BlizzCon Gamescom'a katıldığında hani Ian'dan Tral'ın döneceğine dair bir şeyler almıştı ve bize açıklamışlardı onu. Ben hala Tral'ın bir şekilde hikayeye dahil olacağını düşünüyorum. Ama şu ana kadar bakın 8 yani BlizzCon 2018'de bile Tral'la alakalı bu sorunun cevabı haricinde hiçbir şey açıklanmadı. Belki de expansion sonu ya da diğer expansion bekleniyor bilemiyorum. Auction House'daki katla ilgili bir soru soruldu. Bu belimizi büküyor, altın kasamıyoruz diye. Dediler ki Auction House'u yeniden yazıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü Auction House çok hantal bir sistem oldu. İlk sistemden beri onun üzerine bir şey geliştirmedik. İşte data modellemesi, veri tabanı tümüyle yeniden Auction House tasarlanıyor dedi. Bu güzel bir gelişme. Ama insanların da birer birer oraya item koyup da orayı şişirmesini engellemek için yaptığımız bir önlemdi. Biz bunu yaptığımız zaman onu kaldıracağız dediler. Mükemmel oldu o da. Yayının başında söylemiştim. Klasikle Modern WoW arasında herhangi bir item değiş tokuşu olmayacak. Kozmetikler orada kalacak. Başka... Ha, leveling. Biri dedi ki, çok güzel bir soruydu o. Yani seviye atlarken atladığımız seviyenin bir önemi olmuyormuş gibi oluyor belli level aralıklarında. Ki hakikaten öyle. Ben de bu mesela Void Elf'imi kasarken, Mage'i kasarken level 80'den sonra hiçbir spell öğrenmiyorsunuz. Level 90 ve 100'deki talentlardan pasif bir şey gelmezse size yeni bir o zaman spell öğrenebiliyorsunuz. Ama onun dışında 80'den 120'ye kadar neredeyse 40 level sadece level atlıyorsunuz. Size bir getirisini hissetmiyorsunuz. Klasiği oynarken göreceksiniz. Mesela her atladığınız levelda STR'niz şu kadar arttı, staminanız bu kadar arttı falan diye bir şeyde chat penceresinde bir log çıkıyor. Hani biz bunu hissedemiyoruz dedi. Ian da dedi ki evet bunu biz de böyle olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi. Bu konuyu da adreslediler güzel bir şekilde. Ama level squish yapmayacaklarını söylediler. Yani mesela level 120'ye kasılacak ya karakter. O level 120'ye kasılacak arkadaşlar. Onu level 60'a çekmeyecekler yani. O konuda biraz şeyleri vardı. Chat'teki toxicity için neler yapılabilir dediler. Agresif şeyler için. Onlar için de yeni yeni AI botları alıyoruz. Chat'ler taranıyor, log'lar taranıyor. İşte ırkçı söylem ne bileyim işte aklınıza ne gelirse yani chatten yayılmasını istemediğiniz işte spam filterlar geliştiriliyor ve bunlarla ilgili önlemleri alacağız diyor. Yani dini ya da şey içeren propaganda malzemesi olabilecek, politik propaganda malzemesi olabilecek şeyleri daha iyi anlayabilecek yapay zeka şeyleri üzerinde uğraşıyoruz diyor. Hatta isim de verdi galiba. Bir şeyle bir yazılımla mı ya da bir şirketle mi ne anlaşılacakmış o konuyla ilgili. Bu da güzel bir gelişme. RNG'yi sordular. Yani neden biz lootları alırken bu kadar RNG oluyor bu oyunda siz ne düşünüyorsunuz diye. Orada da şöyle bir cevap verildi. Blizzard'ın deterministik bir şekilde loot dağıtılmasına biraz karşıyız dedi. Hani oyuncular şöyle hissetmesin dedi. Ben oradaki cevabı çok net hatırlıyorum. Ian şöyle bir şey söyledi. Hani bir takvim açıp da evet şimdi işte atıyorum 20 Kasım'da bunu alacağım. 25 Kasım'da bunu alacağım. Yani böyle planlı programlı bir şey olmaktansa her girdiği boss'ta oyuncuyu heyecanlandırabilecek bir şeyler olmasını tercih ediyoruz dedi. Fakat bu RNG'nin ayarını biraz kaçırmış olabiliriz de dedi.
Benim fikrimi soracak olursanız RNG biraz keyif veriyor hakikaten. Çünkü mesela ben 370 item level'ım diyelim ki hiçbir zaman normal yapmam. Neden? Çünkü 355'ten veriyor. Yani niye yapayım ki? Ama bir arkadaşıma yardıma gittiğim zaman mesela ben dedi ki yani benle gelebilir misin? Tabii dediğim zaman oradaki her bir boss'u kestiğimde eğer çok şanslı olursam 395 item atma ihtimali de var. Yani bu tamam yardımcı oluyorum. İhtimali zor. Belki hiç item düşmeyecek ya da 350 de düşecek ama o RNG'nin orada oluyor olması sizin o yaptığınız işe bir değer de katıyor aynı zamanda. Ve biraz daha oyunu da oynattırıyor. Hem oyuncu açısından güzel hem Blizzard açısından güzel. Çünkü içerik eklemiş oluyorlar oyuna da. RNG'yi tamamen kaldırmayacağız dediler. O kesin arkadaşlar. Fakat 8.1 ve 8.2 ile birlikte bazı tokenlar gelecek. O tokenlarla da bir şeyler alabiliyor olacaksınız. Özellikle Azerith Armor. Azerith Armor'ın RNG'sinde belki spek için bir şeyler yapılabilir. Hani düşmüş bir şeyi bir daha düşürmeme gibi. Hani bir pity timer koymayız belki dedi ama insanların moralini bozacak bir loot drop şansını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz dedi. Azerith trade'leri ile ilgili bir soru geldi. Memnun musunuz Azerith Armor'lardan, bu nereye gidecek diye. Onlar da dediler ki Azerith Armor'ın 8.0'daki durumu için biraz sizden özür dileriz. Biz bunun bu kadar şey olacağını beklemiyorduk. Ama zenginleştiriyoruz. Outer Ring'de en dıştaki halkada en az 2 tane şey seçebiliyor olacaksınız. Bu neyi güzelleştirecek? Bir, oyuncuların daha az düşmüş olan loot'a sevinmeme, yani sevinme ihtimalini arttıracak. İki, düşen itemin oyuncu için de daha yararlı olmasını sağlayacak. Ve spe'ye özel de trade'ler konacakmış. Bu da ne demek? Hani birazcık off-spec friendly olmayacak belki. Ama giydiğiniz zaman da size o spe'yi daha iyi oynuyormuşsunuz hissiyatını verdirecek. Global cooldown ile ilgili bir soru vardı. Biliyorsunuz global cooldown, siz bir skill'i vurduktan sonra diğer bütün skill'lerinizin de girmiş olduğu bir cooldown. Normalde hani cooldown ne demek onu da açıklayalım. Belki yeni başlayanlar vardır. Bir spell'i vurduğunuz zaman o spell'in soğuması lazım. Cooldown soğuma demek zaten. Ben bir fireball attığım zaman ikinci bir fireball atabilmem için elimin ısınması gerekiyor. dolayısıyla yani gerçi onda cooldown yok ama yanlış bir örnek oldu ama global cooldown sizin instant olarak başka spellleri oynayamamanıza, o global cooldown'u beklemenize sebebiyet veriyor. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani daha çok spell'i global cooldown'un dışına çıkaracak mısınız diye sordular. Onlar da şey söyledi. Bazı movement ve utility skill'lerinin hala global cooldown'da olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Onunla ilgili çalışmaya başlayacağız dediler. Ve Q&A'nin en büyük alkışlarından birini aldı bu. Çünkü neden? Hani Warrior'ların heroic leap atması için global cooldown'u beklemesi birazcık saçma gelmeye başladı. Gerçi onun açıklamasını da yaptı. Yani biz proaktif değil, retro, yani önce skill'i vur ardından movement'ını yap şeyini benimsettirmeye çalışıyorduk dedi. Ama orada biz hatalı olabiliriz, onu değiştireceklerini söylediler. WoW'un klasik demosunda neden sharding kullandıklarını sordular. Çünkü onu da bütün karakterler aynı yere girdi ve aynı anda oynamaları gerekiyordu dedi. Ve bu bir demo dedi sonuçta. Hani o yüzden böyle bir şey kullandık dediler. Ve WoW'un klasiğinde de bu şeyleri kaldırmak için, hani başlangıç günü şeyini kaldırmak için teknolojilerden faydalanabileceklerini söylediler. Yani bu çok kötü bir şey değil arkadaşlar. Hani bunu şöyle algılamayın. Abi klasik gibi olmalı ya. Niye öyle şeyler koyuyorlar ki falan. Aman öyle düşünmeyin. Çünkü World of Warcraft klasiğin çıktığı gün serverların çökmemesi için şu an kullanabildikleri teknolojiyi kullansınlar. Yani onda bir sıkıntı yok. Hani phasing ise phasing, sharding ise sharding. Mesela phasing ne zaman geldi? Wrath of the Lich King zamanında geldi. Icecrown Citadel'de hatırlıyorsanız. Ama şimdi diyeceksiniz ki abi ben yani
Northshire'da ilk level 1 paladinimi açtığım zaman diğer 30 kişiyle quest yapmak istiyorum. Yani tamam yap. Gene yap ama hobi olarak yap. Server patlayabilir. Yani şu anki World of Warcraft klasik, şu anki teknolojiler olmadan live'a geçerse, production'a geçerse patlar arkadaşlar. Ben bunu size başından söyleyeyim. Kullanabildikleri minimum şeyleri kullanacaklardır. O da community ve popülasyonları stabilize etmek için ben birçok server açacaklarını düşünüyorum. Ona mahal vermemek adına. Ama şöyle de bir şey olacak. Yani hani işte ne bileyim bir hani eskiden o game vardı. Mesela bir sunucu açılırdı, yeni sunucu falan. Herkes sıfırdan başlıyor. Herkes oraya akın ederdi. Onun gibi bir durum olacak. Herkes sıfırdan başlayacağı için çok fazla talep olacak. Onu da yeni teknolojileri kullanarak kaldırabilirler. 2-3 kişi eksik görmekte bir şey yok. Yani o sharding'dir, phasing'dir, bunları kullanabilirler diye düşünüyorum ben. O sizin gameplay'inizi bence baltalayacak bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Evet, ben arkadaşımla oynamak istiyorum. Aynı serverda açtık, aynı yerde başladık ama ben arkadaşımı göremiyorum. Böyle durumlar olabilir. Evet, olabilir. Yani şansa görebilirsiniz de göremeyebilirsiniz de. Yani Blizzard daha iyi bir yöntem bulana kadar o oyunun oynanabilir olması için yapması gereken bir şey. Biri şeyi sordu. Neden aşağıda Galivix'in hayvan gibi bir topu var ve o top hiçbir zaman kullanılmıyor diye. Alex de dedi ki, Alex Afriyasibi, o top patlayacak. Yani bilmiyorum, Lord'a bir Goblinlerin aşağı arasında bir deniz savaşı mı geçecek nedir? Çünkü yani şeyi biliyorsunuz. Gerçi şu an Void Elf karakterimdeyim. Orada şey yoktu ama şurada size haritada göstereyim. Şurada dev bir top var. Denize doğru dikilmiş. Hani bunun neden bu kullanılmayacaksa, böyle bir topun olmasının amacı ne diye soruldu. Afriyasi bir de o top kullanılacak dedi. Bakalım. Hikayede nasıl bir yere gidecek bilmiyoruz. Biraz transmog restriction'ları ile ilgili sorular soruldu ama yani ben ona çok katılmadım. Hani ben bir mail transmogunu şeye de yapabileyim istiyorlar. Plate'e de yapabileyim istiyorlar. Yani plate wearer bir class. Mail ya da cloth üzerine giyebiliyor gibi gözüksün. Onlar dediler ki yani biz onu çok sevmiyoruz çünkü üzerine giydiğiniz item sizin klasınızı ve karakterinizi yansıtmalı. Hani karşıdan koşarak böyle şeyler içerisinde gelen bir sınıf, mesela kumaşlar içerisinde ya da elbise içerisinde gelmiş bir şeyin hani bir warrior olmasını beklemezsin diyor. Hani o algı ile ilgili, oyun algısı ile ilgili. Onu biz çok şey yapmıyoruz ama şunu söylediler. Wand hariç fist weapon'lar da transmog'a dahil olacağını söylediler. Şu an öyle mi bilmiyorum. Fist weapon'lar. Ama hani biraz daha bu restriction'ları, yani kısıtlamaları kaldıracaklarını söylediler. Ama şöyle bir şey beklemeyin dediler. Hani mesela plate'ler giymiş bir mage. Yani bu biraz oyunun ruhuna da aykırı dediler ki ben de katılıyorum. Island Expedition'larda PvP talentları açılmıyor olacak. Aynı zamanda AI ile yapılacak bazı battleground'lar olabileceği söylenmişti ileride. Hani sadece adam adama değil. Onlar da o battleground'larda olacakmış PvP talentları. Fakat nasıl olacak bilinmiyor. Mythic Plus Progression'ı ile ilgili de şeyi sordular. Armory paneli 8.1'de eklenecekmiş. Bize üçüncü parti şeylere bırakmayın dediler. Raider.io gibi. Biz görmek istiyoruz hani haftada hangi anahtarı çok iyi yaptığımızı falan. O Blizzard'ın içerisine eklenen bir özellik olacakmış. Bir de şunu söylediler. Ben burada çok sevdim bu şeyi. Şimdi öncelikle şundan dolayı özür diliyoruz dediler. Eğer
oyunda community, yani oyunu oynayanlar, sizi klasınızdan ve speyinizden ötürü dungeonlara almıyorlarsa, raidlere almıyorlarsa bu Blizzard'ın suçudur. Ve bu klas dengelemesini düzgün yapmadığımız için özür diliyoruz dedi Ian. Kimlerden özür diliyor yani? Atıyorum Holy Paladin'lerden. Kimlerden özür diliyor? Druid tanklardan, Elemental şamanlardan, Resto şamanlardan. Yani kimse Mythic Plus'a Resto şaman almıyor. Almıyor yani. Resto şaman başvuruyor. Sadece Resto şaman olduğu için almıyor. Yani istersen 385 gear'ın olsun. Yani community'de böyle bir hava estirdiğimiz için özür diliyoruz dedi. Ama community'nin içerisindeki insanlar da bunları çok fazla büyütmesinler community'nin gözünden de. Dolayısıyla onlar da kendileriyle ilgili çok fazla negatif feedback'i bütün community'ye aşılıyorlar diyor. Yani belki aralarındaki fark %1 veya 2 bir resto şamanla atıyorum Mistweaver Monk'un. Gerçi %1-2 değildir, daha fazladır da. Hani bu kadarcık az bir farka rağmen çok çok profesyonel oyuncular bile çok iyi oynadıkları zaman o fark açılıyor olmasına rağmen işte internette mimler yayınlamaları, Discord kanallarında kendilerini aşağılayıcı espriler yapmaları. Hani bunu siz hızlandırmayın. Tamam, hata bizde, o dengelemeyi yapamadığımız için. Ama bazen siz de kendinizi öyle baltalıyorsunuz ki, şamanlar mesela. Orada bir örnek verdi de o aklımda kalmadı. Burada yazıyor mu bilmiyorum. Şaman Discord'undan bir örnek verdi. Herkes de güldü, çok güldüler yani. Bunları yapmayın diyorlar. Yani biz elimizden geldiğince klasları dengeli hale getirmeye çalışacağız. Ama dengeli hale getiremediğimiz zamanda da aslında bu çok çok büyük bir fark değil. Yani bunu söylemek istiyorlar. Tabii şimdi MDI'ye hazırlanan ya da yani Mythic Dungeon Invitational'a hazırlanıp da bu işi espor olarak yapan adam elbette en iyi tank, en iyi healer ve en iyi DPS kadrosuyla gidecek. İnsanlar da bunlara baktığında şunu görüyorlar. Ulan ilk yüzdeki kimse şamanı almamış, o zaman bu değersiz. Ya halbuki değil yani, artı ona bir şamanı alabilirsin yani, ne olacak ki? Hani community'nin de bu kadar acımasız olmaması gerekiyor klaslara karşı. Yani nacizane böyle bir şey yapabilir community. Benim de bir önerim olsun bu. Ve şey soruldu en sonda da, hani WoW Classic modern game ile birlikte nasıl yürüyecek? Ona update'ler gelecek mi? Expansion'lar gelecek mi diye. Onlar da dediler ki WoW Classic herhangi bir expansion olup olmayacağını bilmiyoruz ama community'yi dinleyeceğiz bununla ilgili dediler. Hani inşallah çıkmaz çünkü sonu yok. Yani ben World of Warcraft Classic'in şu anki Blizzard'ın işte 10 yani 7-8 8 ek paket geriden gelen ikinci bir WoW olmasını istemiyorum. Açıkça söyleyeyim bunu. Yani öyle bir şey olsun istemiyorum ben. Umarım Vanilla'da kalır. Hani Vanilla zamanı tecrübe etmemiş olanlar ya da orada oynamak isteyenler için yapılmış bir şey orada kalır. Benim görüşümü soracak olursanız hani bir Paragon sistemi getirebilirler. Ne bileyim bir sezon sistemi getirebilirler klasiğe. Oynarlar hani resetlenir. Ama daha önce almış oldukları bazı şeyler onlara hediye olarak kalır. Bir achievement olur, bir Hall of Fame olur. Tekrardan oradan kasmaya başlarsınız falan filan. Ya da karakterinizi korursunuz, şeye resete girmezsiniz. Böyle şeyler yapılabilir. Yani World of Warcraft Classic, World of Warcraft Classic'te kalmalı diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm bu. Tabii ki de şimdi onu oynayıp da Burning Crusade paketi nasıldı acaba, ben onu da oynamamıştım diyenler Burning Crusade'i isteyecektir bir ek paket olarak gelsin diye, ama hani dediğim gibi bu nereye kadar gidecek yani. O zaman Lich King de gelsin ki gelsin oynarım herhalde. Ne bileyim Kata da gelsin, Pandaria da falan. Bu sefer ne olacak? İşte 8 paket geriden gelen ikinci bir WoW olacak. Böyle şeyler yapabilirler. Ona da gerçi kendileri bilir ama şey yapabiliriz. Böyle tavsiyelerde bulunabiliriz. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar başka Q&A'ya baktık. Evet, bunlar vardı. Bir de size şu
Biliyorsunuz şeyin bir voice actor paneli vardı. O benim çok hoşuma gidiyor. Onun videosunu da göstermek istiyorum. Şimdi normalde Blizzard'da biliyorsunuz kendi voice aktörleri var. Ve lokalizasyonla birlikte de diğer dillere çevrilen şeylerde onların da kendi aktörleri de var. Ama İngilizce dili için olan voice aktörlerin yani ben niye İngilizce söylüyorum bunları ya? Ne denir ona? Ses aktörleri, seslendirenler. Onlarla ilgili bir panel yapılıyor. Bunun World of Warcraft panelinde yapmışlar. Şimdi sizlerle birlikte onu ben bir seyretmek istiyorum. Onu ben bir yayına vereyim. Ama onu yayına vermeden önce ben bu oyunun sesini, müziğini bir kısayım. Onları duyabilmek adına. İlk olarak Anduin Rin seslendiren şuradaki abi. Bunları önce şöyle ben size söyleyeyim. Anduin Rin, Sylvanas Windrunner, Jaina Proudmoore, Catherine Proudmoore, Talanji, Rekkan. Bon Samedi ve bunu siz duyunca anlarsınız kim olduğunu. Just cause is always worth fighting for. Sylvanas Windrunner, you have led the Horde to a place without honor. Lordaeron is ours. It's over. Look at you, the boy playing soldier. İnanılmaz ya Sylvanas. Muzzle your dog, your majesty. Your father would be so proud. Is that his? Why, you've gotten it all bloody. You call for peace when it suits you, little lion, but you're quick enough to kill. Beautiful! I know! Well, were you supposed to do all of them? Oh, just two of them. Should we get it? Yes. Top two lines. Here we go. Okay, okay. I am Jaina Proudmoore. I've come for an audience with Lord Admiral Catherine Proudmoore. My mother. Bu arada bu Daughter of the Sea de bu Lora'ydı yanlış hatırlamıyorsam ismi ya da bilmiyorum. Yani bu kız kendisi seslendiriyor. Bayağı da güzel sesi var. Hani sadece Jaina'yı seslendirme değil. Hani şarkı falan da söyledi. Herhalde öyle bir background'ı falan da vardır diye düşünüyorum. You are no daughter of mine. But I love you. I accept your judgment, mother. My daughter, forgive me. Forgive your father and forgive yourself. Beautiful. All right. Right, I've got a lot here. So, oh, mighty Rezan. As always, you come when I ask for your aid. I have sought the aid of the Horde, but my father may not agree with my actions. Advise me. Zandala forever! Oh. Rokan. Don't be getting mixed up in the voodoo. Nothing gonna stop the whore. Great. All right, Bon Samedi. Yes, yes. Oh, you get your kingdom back all very nice. But soon you're tired of old Bon Samedi. The one who bring the men, make the crop grow. No, I need more than just your word. So good, so good. We got a D. All right. Let's do these two, Marianne, right here, the last two. The cycle of life can be cruel. A turtle made it to the water. Oh my gosh. Çok iyi ya. Turtle made it to the water. Ama kadın da baya yani
hakkını vererek söylemiş onu. Çok hoş. Ve arkadaşlar yani Blizzcon'un World of Warcraft paneliyle ilgili konuşulacaklar bunlar. Yalnız daha sonradan çok konuşuldu. Yani Blizzcon'un World of Warcraft'ın falan her şeyin önüne geçti tabii. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Diablo konusu Blizzcon'daki. Şimdi Diablo panelinde Diablo Immortal açıklandı biliyorsunuz. Ve Blizzcon 2018'de ben yani yaklaşık 9 senedir falan yani 2009'dan beri takip ediyorum. Daha önceki Blizzcon'ları düzenlendiğini bile bilmiyordum. 2006-2007 yıllarında ya da 2008 yılında falan başlamıştım oyuna. Dolayısıyla daha öncelerinden çok fazla bilgim yok ama ilk defa bir oyunun yuhalandığını hani bu falan diye kalabalığın yuhaladığını şahit oldum. Çok üzüldüm buna. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ben bununla alakalı olarak. Ben bir Diablo oyuncusu değilim. Hani oyunu bilmiyorum. Yani açık söylemek gerekirse. Fanların da hani bunun üzerine de bir yorum yapabileceğim kadar bir şey bildiğimi de söylemiyorum açıkçası da. Ama bence Blizzard Diablo Immortal'ı mobile çıkarmak bir hata değil. Yani finansal açıdan olabilir, şirketin gelişimi açısından olabilir, para kazanmak açısından olabilir. Olabilir yani. Ben bu destekleyeceğim bir adım. Yani Diablo keşke mobile de çıksa, daha fazla para getirse şirkete. Ama ben bunu niye desteklerim? Ben bir World of Warcraft oyuncusuyum. World of Warcraft'ta gelebilecek ek kaynak için diğer oyunları bile destekliyor durumdayım zaten şu anda. Fakat olayın kötü tarafı şu. Blizzard tarafından hesaplanmamış tarafı şu. Bu BlizzCon'a gelmiş olan community için baş haber yapılmaması gereken bir olaydı bu. Çünkü zaten birazcık Diablo ile ilgili bazı teaserlar verdiler, bazı bilgiler verdiler. Birçok Diablo projesi üzerinde çalışıldığı söylendi. İnsanlar çok büyük bir hype'la oralara kadar gittiler. Şimdi şöyle bir şey düşünün arkadaşlar, yani borç harç parayla bile gidip orada bulunmak isteyen insanlar oluyor. Bu oyunu sadece World of Warcraft, bu oyunu sadece Overwatch için oynamıyor insanlar. Diablo'yu da severek oynuyor. Hatta BlizzCon'a sadece Diablo oyunundaki gelişmeleri görmek için oraya giden insanlar oluyor. Otel masrafı veriyorlar, her şeyi veriyorlar. Ve siz yapmış olduğunuz oyunun oradaki kitlenin hype'ına hitap edeceğini düşünerek o oyunu birincil açıklama yapıyorsunuz. Bu olacak şey değil. Ben verilen tepkilere çok üzüldüm. Haklı tepkiler. Oraya giden insanlar çünkü arkadaşlar bir oyun fuarına katılmak, sevdiğiniz oyunun sonrasında neler olacağını görmek bunlar hep şey işidir. Adını siz söyleyin. Öyle zevkle yaptığınız ve duygu patlamaları yaşadığınız şeylerdir. Yani siz orada bulunuyorsanız gerçekten bir şeyleri sevdiğiniz için, değer verdiğiniz için bulunuyorsunuzdur. Orada istediğinizi alamıyor olmanız ya da bu kadar saçma sapan açıklamalarla bir şeylerin size açıklanıyor olması hevesinizi kırabilir. Ama bu zamana kadar bu kadar güzel oyunları yapanlar da aynı firma. Yani Diablo 1'i 2'yi tutup da şey yapmadı yani, hani başka bir firma yapmadı. Gene bu firma yaptı. Yaptıkları hareket de yanlış değil. Finansal açıdan doğru bir hareket. Ama bunu birincil olarak sunmaları bence yanlıştı. Ve ben size şunu söylüyorum. Diablo Immortal çıktığında mobil için mobil aksiyon RPG oyunlarında bugüne kadar görülmemiş bir başarı sağlayacaktır. Özellikle uzak doğu pazarında Koreliler, efendime söyleyeyim Çinliler, Japonlar zaten bu oyunların, mobil oyunların müptelası. Dolarlarda akacak. Çok güzel bir başarı olacak. Ama BlizzCon'da bu yuhalanmayı, yani oraya giden oyuncu bunu isteyen oyuncu değildi. Onu haklı çıkartmayacak ya da ne bileyim işte bu olay olmuş oldu.
Hatta yani ben şeyde de panelde o zaman stage'deki sahnedeki adama da üzüldüm yani. Sonradan saçmalamaya başladılar yani sizin telefonunuz yok mu falan. Ondan sonra da internette her yerde ona da çok gülüyorum ya. Yani forumlarda falan iki kişi bir şey tartışıyor. Adam söyleyecek bir şey bulamadığı zaman ama senin telefonun yok mu diyor mesela. Çok saçma sapan bir şey de bile olsa artık herkesin diline pelesenk olmuş durumda oyun sektöründe. Yani kendilerini bu duruma sokmaya hiç ihtiyaçları yoktu, gerekleri yoktu. Hiçbir şey hazır değilse bile 2017 BlizzCon'un da World of Warcraft Classic ile ilgili bir şey mi hazırdı arkadaşlar Allah aşkına? Bütün sinematikleri tersten oynatıp bir tane Chromie görüntüsü eklediler. Salon ayağa kalktı, yıkıldı yani World of Warcraft Classic için. Diablo komünitesinin ne beklediğini çok iyi biliyorlar. Onunla ilgili elinizde henüz hazır bir şey yoksa bir teaser gösterirsiniz, bir şey gösterirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki biz abi bir de Diablo Immortal yapıyoruz. Herkes ayakta alkışlar size. Blizzard ne kadar büyük bir firma olsa da, ne kadar komünitesine sahip çıkan bir firma olsa da, ne kadar biz Blizzard'a güvensek de kaliteli oyun yapacağına dair şunu akıllarında bulundurması gerekiyor ki herkesin, bizim oyuncular için de, Blizzard'da çalışanlar için de bu geçerli. Mutlaka ama mutlaka bazı şeyleri düşünüp taşınarak yapmanız lazım. Adınız Blizzard olsa dahi. Yoksa kendi panelinizde kendi oyuncularınız size yuhlarlar. Umarım bundan sonra böyle şeyler yaşamayız ve Blizzard'da umarım bundan gerekli dersleri alırlar. Oyuncuların duygularıyla hareket eden ve bu oyunu ve bu şirketi seven insanlar olduğunu, yaptıkları hamlenin Blizzard için ve uzun vadeli community için yarar sağlayan bir hamle olmasına rağmen açıklamaları daha derli toplu, daha hani şirket menfaati yönünde değil de oyuncu menfaati yönünde yapacakları diğer BlizzConlar olur inşallah diye umut ediyorum. Benim BlizzCon 2018 değerlendirmem de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.